Aa, senin arkadaşlık prensesi olmanın en kötü yanı ne biliyor musun? Bulaşıklar. Evet, hallettiğin için teşekkür ederim Spike. Bir haftada 3 etkinlikten sonra güzel bir kitapla dinlenmeye ihtiyacım vardı. Aa, bu çok garip değil mi? Bütün poniler arkadaşlık tavsiyesi almak için sana geliyor. Bunun nesi garip sence? Bilirsin işte. Sen eskiden kötü bir arkadaş olmakla tanınırdın. Neden bahsediyorsun sen? Canterlot'ta çok iyi arkadaşlarım vardı. Yapma Twilight. Şu duvara baksana. Ponyville'e taşınmamızdan öncesine dair fotoğraf var mı? Bir de şimdi bak. Arkadaşlık prensesi. Bu bir felaket. Eski arkadaşlarım. Şu anda isimlerini bile hatırlamıyorum. Ama kötü bir arkadaş olduğumu mu düşünüyorlardır? Ben kendini geliştirdin demek istemiştim. Artık çok iyi bir arkadaşsın ve... Aa, kendimi kötü hissettim. Onlarla aramı düzeltmeliyim. Bir çanta hazırla Spike. Canterlot'a gidiyoruz. Oradaki arkadaşlarımın isimlerini de yaz. Aa, şu koca ağzımı bir tutamıyorum. My little pony, my little pony. Maceralar, eğlence, iyi bir kalple bağlı bize. İyilik yap, mutlu ol, seninle dost olmak güzel. My little pony, benim en iyi arkadaşım sen. Yapma Twilight, kendini boş yere hırpalıyorsun. Yapılacak en mantıklı şey baştan başlamak. Eskileri yenilemek. Burası tam bıraktığımız gibi. Ha? Bak, bilinmezler kitabı. Üstelik uyum elementlerine hala açık. Ve bu da Moon Dancer'a vereceğim hediye. Ha? Artık ihtiyacı yoktur. Hey, şuna bak. Geri kalan hala burada. Bunun olmasına nasıl izin verebildim? Yapma Twilight. Prenses Celestia sana bir görev vermişti. Kimse bunun için seni suçlayamaz. Ama burayı nasıl bıraktığımı görmüyor musun? Tam bir felaket. Arkadaşlıklarımı da böyle bıraktım. Şeyle aramı düzeltmeliyim. Aa, evet, Minuet, Twinkle Shine, Lemon Hearts, Lyra Heartstrings ve Moon Dancer. Evet, onlarla. Spike, gidelim. Yapacak çok işimiz var. Bütün gece uyanık mıydın sen? Biraz araştırma yaptım. Sanırım Minuet'i nerede bulacağımı biliyorum. O da arkadaşımdı, değil mi? Koca bir ağzım olduğunu unutmak için çok mu erken? Hayır Spike, koca ağzını açmana memnun oldum. O poniler muhtemelen ben gittiğimden beri üzülüyordur. Arkadaşlarının onlara neden böyle kötü davrandığını merak ediyorlardır. Muniyet? Twilight Sparkle, uzun zamandır görüşmüyorduk. Ne işin var burada? Merhaba Spike, şu kanatlara baksana. Hadi prensesle benim fotoğrafımızı çek lütfen. İş arkadaşlarıma eskiden seninle arkadaş olduğumuzdan bahsettim ama hiçbiri bana inanmadı. Dur bir dakika, biraz göster şu kanatları. Sen ne arıyorsun burada? Aslında her zaman burada olduğunu biliyorum ama beni görmeye hiç gelmemiştin. Baksana, aklıma bir fikir geldi. Lemon Hearts'la Twinkle Shine'i görmeye gidelim mi? Tabii ki. Onlar eski arkadaşım. Ay, işte bu harika olacak. Hadi hemen uçalım. Ha? Çok mutluyum. Bu mükemmel oldu. Böylece üçünden de aynı zamanda özür dileyebileceğim. Umarım onlar Minuet kadar sarsılmamıştır. Aynen öyle. Senin arkadaşlık prensesi olduğunu duyduğunda Twinkle Shine şaşkınlıktan konuşamamıştı.
Seni taç giyme töreninde görmüştük. Bayağı büyük bir olaydı gerçekten. Gördünüz mü? Tabii ki. Biz seni her zaman izliyoruz. Eski arkadaşın Lyra'yı hatırlıyorsun değil mi? O da Ponyville'de yaşıyor. Her zaman ya biz onu ziyarete gideriz ya da o buraya gelir. Ara sıra bize katılmanı istemeyi düşünmüştük aslında ama sonra artık bizi unuttuğunu anladık. Seni buraya hangi rüzgar attı peki? Daha önce kente Rota geldin ama bizimle görüşmeyi hiç istememiştin. Ben aslında... Özür dilemeye geldim. Niçin? Kente Rota'dan ayrılmadan önce arkadaşlarımın kıymetini anlayamamıştım. Çünkü arkadaşların ne kadar önemli olduğunu bilmiyordum. Ama Ponyville'e taşındıktan sonra çok şey öğrendim. İyi bir arkadaş olmanın ne demek olduğunu ve aslında üçünüze karşı iyi bir arkadaş olmadığımı anladım. O yüzden sizi üzdüğüm için gerçekten özür dilerim. Yapma Twilight. Bize veda etmeden önce Ponyville'e gitmen biraz canımızı sıktı tabii ki ama biz senden böyle şeyler görmeye alışıktık zaten. Evet, hiç alınmadık ki. Ama şimdi seni görmek çok güzel. Neyse, anıları tazelemek isteyen var mı bakalım? Burası eski laboratuvarımız. Burada bir sürü güzel anım olmuştu. Lemon Hearts başını şu tüpe sıkıştırmıştı, hatırladınız mı? Kitaba göre önce sodyum klorür eklemek gerekiyor. Ben daha önce okumuştum. Eğer tuz yapmak istiyorsan önce şeker tortusu eklemek zorundasın. Hayır, ben de önceden okumuştum. Orada önce sodyum klorür yazdığından eminim. Oh, yanlış kitabı almışım. Bu çok komik oldu. Peki Moon Dancer'a ne oldu? Moon Dancer mı? Evet, biliyorsunuz şu diğer arkadaşımız. Evet, Moon Dancer. Hatırlıyorum onu. O neler yapıyor merak ettim. Evet, ben onu çok severdim. Sen gittikten sonra çok görüşmedik. Sanırım stadyumun yakınında yaşamaya başlamıştı, öyle değil mi? Hadi gidip bakalım. İşte burası olmalı. Gerçi eskiden böyle görünmüyordu. Moon Dancer? Ne istiyorsunuz? Çalışıyorum burada. Biz geldik. Eski arkadaşların. Bunun Moon Dancer olduğu kesin. Eskiden de kitaplarını severdi. Moon Dancer, eski halini daha çok severdim ama. Benim eski halim gibi. Hadi artık Twilight. 3 gündür onu izliyoruz burada. Kütüphaneden eve, evden kütüphaneye. Hepsi bu. Kimse ona bakmıyor, selam vermiyor. Ona gülümsemiyorlar bile. Sanki hiç yokmuş gibi. O her zaman böyle miydi? Aslında hep utangaç biriydi. Ama bir ara kabuğundan çıkmaya başlamıştı. Bir parti vermişti, hatırlıyor musun? Evet. Sanırım senin o gün başka işin vardı. Demek buradasın Twilight. Moon Dancer Batı Bahçesi'nde küçük bir parti düzenleyecek. Gelmek ister misin? Üzgünüm kızlar ama benim bugün çok çalışmam gerekiyor. O partiyle nihayet gardını biraz indirmeye başladığını düşünmüştüm. Daha sonra onu birkaç kere dışarı davet ettik ama o her zaman çalışacağım derdi. Biz de artık onu çağırmaktan vazgeçtik. O partinin onun için o kadar önemli olduğunu bilmiyordum. Ona kendimi affettirmenin bir yolunu bulmalıyım. Thank you.
Gözlerime inanamıyorum. Moon Dancer sen de... Şşş. Moon Dancer, seninle biraz konuşup... Şşş. Nedir bu? Ama sessizlik balonu. Bir süredir seni görmemiştim. Arayı kapatsak iyi olur diyorum. Hangi amaçla? Bilirsin, arkadaşız ya. Şşş. Seni rahatsız ettiğim için özür dilerim. Dışarı çıkıp biraz konuşabilir miyiz? Partine gelmediğim için özür dilerim. Niye beni rahat bırakmıyorsun? Görmüyor musun? Çalışıyorum. Sen yanlış poniye geldin. Parti falan vermem ben. Bir kere vermiştin. Kendi çalışmalarıma o kadar odaklanmıştım ki senin duygularını hiç dikkate almadım. Bak Twilight Twinkle. Sparkle. Her neyse. Yalnız kalıp çalışmak istiyorum. Çılgın ponilerle falan da arkadaş olmak istemiyorum. Anladın mı beni? Tamam. Bekle. Sen kitabımın içine nasıl girdin öyle? Yeni bir çalışma tekniği araştırıyorum. Sadece birkaç dakikalığına yapabiliyorum ama bir kitabın içine girince ne kadar çok şey öğrendiğine inanamazsın. O Haycart'ın yöntemlerinden biridir. Haycart biliyor musun? Tabii ki. O bir dahi. Ben de bir kitabı var. Pony incelemeleri duydun mu? Burası ne böyle? Burası eskiden yaşadığım yerdi. Seni hiç davet etmedim mi? Özel Güç Temelleri kitabının birinci basımı. Ama... Bunu sana ben vermedim mi? Olabilir. Ben verdim. Bak içine bir şey yazmışım. Arkadaşım Twilight Sparkle'a. Beni klasiklerle tanıştırdığın için teşekkür ederim. Bunu buraya bıraktığına göre senin için epey değerli olmalı. Bak, seni buraya ne kadar kötü bir arkadaş olduğumu daha çok hatırlamak için getirmedim. Sana bunu vermek için getirdim. Buraya istediğin zaman gelip canının istediği konuda çalışabilirsin. Sahi mi? Ama önce benim için bir şey yapmak zorundasın. Ne? Bu akşam eski arkadaşlarımızla yemek yiyelim. Yapamam. Biyoloji notlarımı yeniden düzenliyorum. Buraya döndüğümden beri Minue, Twinkle, Shen ve Lemonheart'ta çok vakit geçirdim. Seni gerçekten özlemişler. Bak, daha önce de söyledim. İhtiyacım olan son şey beni çalışmaktan alıkoyacak bir avuç gereksiz arkadaş. Moon Dancer bekle. Bilge bir pony bana hayatın sadece tozlu ve eski kitaplardan ibaret olmadığını öğretmişti. Ben arkadaşlığı denedim. Hiç bana göre değil. Şimdi izin verirsen. Sana Haycart'ın yöntemini öğretirsem ne dersin? Peki. Bugünlerde ne çalışıyorsun? Fizik, kimya, tarih, ekonomi, çömlekçilik. Öyle şeyler işte. Vay! Profesör olmayı falan mı düşünüyorsun? Hayır. Yani sadece çalışıyor musun? Artık gidebilir miyim? Moon Dancer lütfen. Sorun değil Twilight. Hepimiz iyi vakit geçiriyoruz değil mi arkadaşlar? Evet tabii. Doğru. Peki Spike Moon Dancer o günü anlatsana. Hani Twilight yatıya kalmakla ilgili bir kitap okumak zorunda kalmıştı. Yatılı kalmaya giriş mi? Onu okudum ben. Sahi mi? Neyse, peki Lemonheart'ın Canterlot Sarayı'nda çalıştığını biliyor musunuz? Evet, doğru. Genelde büyük etkinlikler düzenliyorum. Devlet yemekleri falan gibi şeyler. Moon Dancer, arkadaş olmayı denemek zorundasın. Ben arkadaş olmayı uzun zaman önce denemiştim. Ama hiç işe yaramadı. O yüzden şimdi de işe yaramaz. Twilight, iyi misin sen? Hayır. Hayır değilim. Nereye gidiyorsun? Bilmiyorum Spike. Bu sefer gerçekten çuvalladım. O parti onun her şeyiymiş. Oraya gitmediğim zaman ne hissettiğini hayal bile edemiyorum. Hey Moon Dancer, çok güzel bir parti. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Tabii ki en iyi arkadaşlarımızdan birinin partisini kaçıramazdık. Twilight geliyor mu? Peki. Olsun, yine de eğlenebiliriz değil mi? Tabii.
Keşke ona verdiğim zararı geri alabilsem. Ne yapacağımı biliyorum. Kimin yardım edebileceğini de biliyorum. Ponyville geri döndüler herhalde. Ha? Harika! Gerçekten müthiş bir şeydi. Bu uçma işini daha sık yapalım Twilight. Demek buradasın. Yine pes edip evine geri döndüğünü düşünmüştüm. Evet, eve geri döndüm ama pes edip gitmedim. Gizli silahımı almak için gittim. Minuit, bu... Merhaba Pinkie Pie. Merhaba Minuit. Twilight, Minuit'i burada olduğunu söylememiştin. Birbirinizi tanıyor musunuz? Tabii ki. O Cadence'ın dediğim yerlerinden biriydi. Ponyville'de kaldığı zaman hep birlikte takılmıştık. Senin haberin yok muydu? Aa, bir de kendini arkadaşlık prensesi diyorsun. Twilight gelirken anlattı. Bize 15 torba konfeti ve bulabildiğimiz kadar pony lazım. Hadi gidelim. Yolda pastaneye de uğrarız. Peki biz ne yapacağız? Sen benimle gel. Koşum takımının kısa tarihi. Ha? Yelesiz Marvery'nin hayatı ve çalışmaları. Bu da ne böyle? Parti veriyoruz senin için. Teşekkür ederim ama ben almayayım. Partilerden hoşlanmam. Biliyorum. Sanırım bu benim hatamdı. Birlikte aynı okula giderken beni bir partiye davet etmiştin. Çalışmalarıma o kadar odaklanmıştım ki oraya gelmedim. Çok önemliymiş. Evet, önemliydi. Artık arkadaşların ne kadar önemli olduğunu anladığım için yeni bir parti vererek hatamı telafi etmek istiyorum. Sadece arkadaşım Moondancer için hazırlanmış bir parti. Lütfen bu hatamı telafi etmeme izin ver. Yani bunu yapınca telafi edeceksin, öyle mi? Değil mi? Tabii canım, neden olmasın? O zaman ilk defa cesaretimi toplamıştım ama sen gelme zahmetine bile katlanamadın. Sonra bir veda bile etmeden kasabadan ayrıldın. Oysa ki arkadaş olduğumuzu sanıyordum. Çok küçük düştüm. Kendimi değersiz hissettim. Bir daha asla beni öyle üzmelerine izin vermeyeceğim. O üçü nihayet değerli olduğuma beni inandırmıştı. Başkalarının da beni sevip benimle arkadaş olabileceğini düşünmüştüm. Ama sen oraya gelmedin bile. Bence şimdi tam zamanı. Çok haklısın. Bu parti sana yaşattığım kırgınlığı telafi etmez. Ama lütfen yaptığım o hatanın kuracağın bütün arkadaşlıklara engel olmasına izin verme. O zaman seninle arkadaştık ve şimdi de arkadaş olmak isteriz. Ne? Kütüphanecik? Kitap satıcısı ve kardeşim gelmiş. Senin çok arkadaşın var Moondancer. Üzgünüm Moondancer. Equestria'nın diğer ucuna gidip farklı canlılarla karşılaştım. Çok şey yaşadım. Ama yaptıklarımın seni ne hale getirdiğini görmek şimdiye kadar hissettiğim en kötü şeylerden biriydi. Teşekkür ederim Twilight. Bunu duymaya bu kadar ihtiyacım olduğunu bilmiyordum. Artık arkadaşlar, parti yapalım. Değil mi? Evet. Sanırım artık gitme vaktimiz geldi Moondancer.
Yeni arkadaş edinmeme yardım ettiğin için teşekkür ederim. Hepsi eski arkadaşlarım olsa da. Yakında tekrar geliriz. Bu harika olur. Hem daha bana haykart yöntemini öğreteceksin. Anlaştık. Moon Dancer biraz hırpalanmış ama ilk partide sana vermek istediğim küçük bir şey vardı aslında. Ah evet, bunu uzun zamandır bekliyordum. Hadi oynayalım.